toplantı isteklerini yanıtlamak. Outlook kullanılarak toplantıya davet edildiğinizde davet gelen kutunuzda bir e-posta olarak görünür. Okuma panelinde e-posta iletisinin üstünde 5 seçenek yer aldığını göreceksiniz. Bunlar davete cevap olarak seçebileceğiniz kabul et, belirsiz, reddet seçenekleri, Toplantı için yeni bir zaman teklif edebileceğiniz, yeni zaman teklif et seçeneği ve takviminize göz atabileceğiniz takvim seçenekleridir. İlk 3 düğmeye tıkladığınızda açılan menü aracılığıyla yanıtı göndermeden önce düzenleyebilir, hemen gönderebilir ya da göndermemeyi seçebilirsiniz. Yeni zaman teklif et düğmesine ve ardından reddet ve yeni zaman öner seçeneğine tıklayın toplantı oluştururken düzenlediğimiz ayarların bulunduğu pencere açılacaktır. Sağ tarafta zaman çizelgesini görüyorsunuz. Mavi bölümler meşgul zamanı, mor bölümler ofis dışındaki zamanı, mavi üzerine beyaz çizgili bölümlerse belirsiz olarak programlanmış zamanı temsil ediyordu. Toplantı için teklif edeceğiniz tarih ve saati açılır menüyü kullanarak girebilirsiniz. Sonrakini otomatik seç özelliği, davet edilen kişilerin programlarını ve kaynakların kullanılabilirliğini değerlendirir ve en yakın uygun toplantı zamanını belirler. Belirlenen zamanı uygun bulmazsanız sonrakini otomatik seç düğmesine tekrar tıklayıp yeni bir zaman belirlenmesini sağlayabilirsiniz. Düğmenin sağındaki ve solundaki çift oklara tıklayarak belirlenmiş uygun zamanlar arasında gezinebilirsiniz. Kişi isimleri yanında yer alan onay işaretleri bu kişilere bir toplantı isteğinin gönderileceğini belirtir. Saat öner düğmesine tıkladığınızda Outlook teklif ettiğiniz zamanı göz önünde bulundurarak bir cevap e-postası hazırlayacaktır. Eğer gerekliyse ileti gövdesine yeni zamanla ilgili yorum ekleyebilirsiniz. Gönder düğmesine tıklayın. Toplantıyı gönderen kişiyi teklif ettiğiniz zamanı kabul ederse Outlook toplantı zamanını otomatik olarak değiştirecektir. Eğer Outlook bir santral sunucu ile kurulmuşsa toplantıları yeniden programlamak gibi daha fazla özellik kullanılabilir.